Yavrum benim, yaradana kurban anam. Evet abla, ne istemiştiniz? Bir oda rica ediyorum. Tek misiniz yoksa beklediğiniz biri var mı? Yok, kaç para? 4000. İkinci kat 204 numara. Bir emriniz olursa odadaki zile basın. Yeni düşmüş galiba. Fıstık gibi ama. Ağlandın demek. Yoksa ağlamazdın. Ağlama kız. Korkma. Bir şey yapacakları yok. Muayeneden sonra salarlar bizi. Yoksa evli misin kız? Evliysen işte o zaman yandın. Doğru hapishaneye. Bulduk Körfez sermayeyi. Kızın kıçından ayrılmıyor. Onun da sonu bizim gibi. Ben de gençtim, ben de körpeydim bir zamanlar. Al bir nefes çek. Evet. İyi gelir. Sen, evet, sen! Hadi sallanma, gel buraya! Hasta değilsen çabuk kurtulursun. Vesikanı alır, rahat edersin. Hadi korkma yavrum, hadi gülüm. Korkma. (Gülüyor)
oturursun zevzek. Olmaz canım, o kadar para eder misin sen? Alt tarafı o**luk yapıyorsun yani, ne olacak? Ne? Senin anan da o**luk bu. Tabii, bu işlere alışık olmadığın belli. Ben belki şimdi senin gibi ürkektim, sonra alıştım. Şimdi sanki o**luk olarak doğmuş gibiyim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında bu hayat çekilmez. Hem bu işler sana göre değil. İstersen vazgeç. Yol yakınken dön. Harcanırsın bu yolda. Kimse gözünün yaşına bakmaz. Her gelen bir tekme atar. Vazgeç kızım, vazgeç. Kaç para güzelim? Saati 20.000. Otel de sana ait. İkiniz beraber mi? Yavaş ol aslanım. Bu yalnız benim fiyatım. Tamam. İkimiz 40.000. Tamam, atla bakalım. Hadi gel kız. İstersen vazgeç. Yol yakınken dön. Yol yakınken dön. Yol yakınken dön. Kızmışsın. Başıma iş mi açmak istiyorsun? Al paramı. Günlüğüne geldim İstanbul'a. İki günü geçti, yazık. Neden yazık? Seni daha önce tanımalıymışım. Üzülme. Sabaha kadar daha çok vaktimiz var. Çıkar mıyız beraber? 100.000 liranı alırım. Peşini alırım. Hay hay gülüm, sen emret. Tanıdığım otele giderim. Sabahlamak istersen ayrıca para verirsin. Seninki basbayağı ticaret, çok acımasızsın. İşine gelirse, tamam mı? Tamam tamam, bozulma. Peki, o zaman programdan sonra arka kapıda bekle beni. Yaşamaz yakalıyor.
Şimdi de yüksek huzurlarınızda eşsiz oryantal aşkın büyülü çiçeği arzu. Kaleye bak. Yeni gelmiş galiba. Ne güzellik böyle mi? Hasta eder insanı. Hasta etseyi öldürür be. Selim abi. Kim bu? Ne zaman geldi buraya? Arzu diyorlar adına. 3 haftadır burada. Her gece de iş tutuyor. Programdan sonra buyursun. Çok pahalıya patlar size beyim. Para delisidir çünkü. İstediği para olsun. Çağır sen. Sağ ol Selim abi. Söylerim. Gitme. 50.000 daha veririm. Olmaz, uykum var. Yorgunum. Peki. 100.000 oldu. Sabaha kadar benimsin. Peki. Oldu. Merhaba. Merhaba. Nerede kaldın? Sabah 7'de yattım. Uyuyakalmış. Aşağıda Macit Bey seni bekliyor. Tamam. Oo, hele şükür. Nerelerdesin? Hatırın için geldim. Bir daha da yokum. Neden? Paranın yarısını Neriman karısı alıyor elimden. 3-5 kuruş için çekemem bu rezilliği. Derdim para olsun güzelim. Sana ayrıca öderim. Neriman öğrenirse parçalar beni. Ruhu bile duymaz. Sen yeter ki istediğim zaman benim ol. Ne kadar körmüşüm. Dans etmesen fark etmeyecektim seni. Dans etmemin sebebi bu zaten. Herkes tarafından fark edilmek. Sonra da para karşılığı sevişmek, öyle mi? Evet. Sana desem ki hiç kimseyle düşüp kalkma. Yalnız benim kadınım ol. Ne dersin? Olmaz. Bana para lazım. Çok para. Yapmayı düşündüğüm işlere senin paran yetmez. Ne o, erkencisin bugün. Sen de öylesin. Nereye? Akşam 3 müşteriyle çıktım. Biriyle de sabahladım.
Bugün çalışmayacağım, gönlümce yaşayacağım. Aa, maşallah, Allah versin. Çok hızlı gidiyorsun. Yavaş ol biraz. Bu kadar harcama kendini. Değmez. Mecburum abla. Büyük paranın yolunu bulana kadar başka çarem yok. Aptallık ediyorsun. Büyük paranın yolu buralardan geçmez kızım. Buralar eskitir insanı, yıpratır. Bir de bakarsın ospu eskisi yaşlı bir kadın olmuşsun. Kurtul buradan git. Büyük oyna. Sen yapabilirsin. Gençsin, güzel kadınsın. Bu çöplükte harcanma benim gibi. Müracaat edenlerin hepsi bu efendim. Buyurun. 11 numara bir daha gelsin. Başlayalım. Avşar gecelikleri, okşar gibi sarar vücudu. Yumuşak, tüy gibi hafif. Kıskanç erkekler, eşlerinize avşar gecelikleri giydirmeyiniz. Avşar gecelikleri. Alo, buyurun. Bir dakika efendim. Şükrü diye biri. Alo, buyurun, ben Arzu. İyi günler Arzu Hanım. Telefon numaranızı sizi çok seven yakın bir hanım arkadaşınızdan aldım. Sizi görmek, tanışmak, sizinle beraber olmak istiyorum. İki şey soracağım. Kimsiniz? Şartlarımı biliyor musunuz? Gecenin birkaç saati için 500 bin lira. İsmim önemli değil. Şükrü diyelim. Akşamüstü 6:30 Gülistan var.
Değil mi? Evet, olabilir. Birbirimizi nasıl tanıyacağız? Uzaktan kaç defa görüp az mı içimi çektim sizin için? Bekletmeyin lütfen. Bekletmeyi sevmem. Hoşça kalın. Alo, Feridun Bey. Oo, merhaba güzelim. Akşam aramayacak mıydın beni? Aksilik. Yakın bir arkadaşım geliyor bu gece. Ama istersen daha erken buluşabiliriz. Saat 3 falan ister misin? İstemez miyim? Hemen arabayı yolluyorum. Bir de çek. Senin her zaman paraya ihtiyacın vardır. Dünyanın en anlayışlı erkeğisin. Hadi. Herif bir saattir içeride ağaç oldu. Ah tabii. Merak etme. Aşk olsun. Seni atlatmak mümkün mü? Hoşça kal. Sizi beklettim. Rica ederim. Bu mesut günü kaç haftadır bekledim. Birkaç dakikanın ne önemi olabilir? Bir şey içer misiniz? Memnuniyetle içerim. Buyurun. Teşekkür ederim. İğreniyorum senden. Seni bu hale düşürenlerden iğreniyorum. Allah'ım. Allah'ım. Utanıyorum. Utanıyorum. Arzu, canım ne oldu sana be? Kendine gel, hadi canım, hadi kalk güzel. Gel. Hadi sen uzan biraz. Ben sana şimdi bir kahve yaparım. Thank you.
sana çoktandır yazacak vaktim olmadı. Nasılsın Ayşeciğim? Günlerin, yılların nasıl geçiyor? Belki de şimdi kasabada bile değilsin artık. Mektubum eline bile geçmeyecek. Gene de sormak istiyorum. Kasabalı nasıl? Murat nasıl? Kasabayı terk edip gitti deme, çok üzülürüm. Sevgili Murat'ım burada. Babası Reşit Bey öldü. Murat geçen ay babasının yerine belediye başkanı seçildi. Zaman akıp geçiyor. Ama buradaki hayat hep bildiğin gibi. Sana kötülük yapanlar tüccar Gani, Fuat Bey, faizci Necip, fırıncı Fevzi. Kısacası bütün kasaba bildiğin gibi yaşıyor. Sadece Kahya Osman Ağa köyüne gitti. Ya sen nasılsın Arzucu? Seni hep merak ettim. Hep üzüldüm senin için. Ne olur bana yaz. Sık sık yaz. Kendinden bahset, neler yaptın, yılların nasıl geçti? Hey, sıran geliyor. Sonra okursun mektubu, hadi çabuk ol. Arzu Hanım'a anlaştığımızın 3 misli ödeyiz. Lobide beklediği gibi benimle bir içki içerse mutlu olacağımı da ilave et lütfen.
Güle güle kullan. Sana nasıl ödeyeceğim borçlarımı? Belki bir gün aşık olursun bana. Senden daha çok isterim bunu. Kasabandan, Murat'tan bilgi ver bana. Belediye başkanlığı sürüyor mu? Evlendi mi Murat? Murat'tan söz et bana. Yaz. Ben sana gene yazacağım. Hoşça kal. Arzu. Ben evlendim. Kocamı tanımazsın. Birkaç yıl önce buraya atanmış bir öğretmen. Birbirimizi sevdik ve hayatlarımızı birleştirdik. Murat hala belediye başkanı. Pek çok genç kız ümitlendi, hayaller kurdu ama Murat hiçbirini istemedi. Murat evlenmedi. Hala bekar ve yalnız. Demek evlenmemiş. Kimden o mektup? Bir arkadaşımdan. Çok sevindirdi seni. Neler yazmış? Benim için çok önemli şeyler. Daha önce sevdin mi? Evet, sevdim. Kimdi bu erkek? Kasabamdan biriydi. Nişanlanacaktık, olmadı. 5 yıl geçti aradan. Niçin soruyorsun? Benimle evlenmeni istiyorum. Bağışla Yusuf. Evlenemem ben. Neden? Seni seviyorum. Her konuda anlaşıyoruz. Karım olmanı, bana çocuklar vermeni istiyorum. Öyleyse ayrılalım. Sen kendine uygun, isteklerine evet diyecek bir kadın bu. Seni razı etmek için ne istiyorsan vermeye hazırım. Hayatımı, bütün servetimi. O zaman kabul. Hayatına değil ama servetine muhtacım. Yıllardır biriktirdiğim para yapacaklarıma yetmeyecek çünkü. Birkaç hafta ya da birkaç ay ayrı kalacağız. Dönüşümde de evleniriz. Eğer geri dönebilirsem. Ne yapacaksın o kadar parayı? Nedir yapmak istediklerin? Nereye gideceksin? Kasabama döneceğim. Bazılarıyla görülecek hesabım var. Anlamadım.
Bundan 5 sene önce ben kasabada... Dur bakalım Reşit ha. Bu nişan olmaz. Murat bir kahvenin, Zehra kahvesinin kızıyla evlenemez. Sen neler söylüyorsun Necip? Hakikati söylüyorum beyim. Zehra kötü kadındır. Evine erkek almıştır yıllar yılı. Kahpelikle geçinmiş, kızını da o haram parayla büyütmüştür. Hayır. Yalan. Yalan söylüyorsun, yalan! Yalan söylüyorsun. İspat et yoksa öldürürüm. Bizler de şahidiz. Kasabamızın lekesidir bu reziller. Kızı da bir gün anasına benzer. İstemeyiz böyle gelini. Aramızda yeri yoktur bu kahpenin. Yalan! Yalan bunlar! Yalan söylüyorsun sen! Eh be! Sürelim bunları. Aramızda yerleri yok. Atalım kasabadan dışarı. Lanet olsun. Cehennemlik bunlar. Yuh olsun. Anne! Anne! Kaçın, durmayın, öldürecekler. Yürüyün, atalım bunları kasabadan dışarı. Hadi! Öz, nereye, durmadı mı? Yalan bunlar. Bunca insan yalan mı söylüyor? Doğru da olsa Arzu'nun günahı yok. Ananın günahını kızı da çeker hayvan. Öyle bir kahvenin kızı ailemize giremez. Çocuklarına senin çocuğu mu desinler ha? Razı mısın ha? Şimdi her şeyi öğrendim. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hanımefendi. Hoş bulduk efendim. Yusuf Bey yapmak istediklerimizden söz etmiştir sanırım. Evet efendim. Nereden ve nasıl başlamamızı isterdiniz? Önce bir basın toplantısı olabilir. Belki televizyon da ilgilenir. Halkla konuşarak bir takım tespitler yapalım. Daha iyisi bir yazı yazalım, ihtiyaçları belediye sıralasın. Büyük bir kadirşinaslık bu. Vatandaşa fert olarak hizmet götürmenin en asil yolu. Peki, harcamamızın hududu? Gerekirse bütün servetimiz. Arzu Hanım'ın söylediklerini duydunuz beyler.
Hepsi bu kadar. Necip, gel gel. Hayırdır? Bak bak, şuna bak. Evzi abi, kasabanın kızına bak. İnanılmaz olay, kasabanın kızına bak. Ömer, Ömer. Buyurun sayın başkanım. Gel gel. Gel, oku bak. İnanılır gibi değil, bir mucize bu. Yalnız kasabam için değil, benim için de gerçek bir mucize bu. Kendimi bir ölüye aşık sanıyordum. Meğer yaşıyormuş. Kimdir Varda Hanım? Kim geliyor? Resmi de var bak, arzu işte bu. Bütün parasını kasabanın emrine verecekmiş. Ne demek bu? Bilmem. Aslında bu kasabadan nefret etmesi gerekirken dönüyor. Hem de nasıl bir dönüş? 100 milyonlar dökecekmiş kasabaya. İyi günler. Bir konu bir konuk programıyla tekrar karşınızdayız. Evet sayın izleyiciler, günlerdir merak ettiğiniz, kamuoyunu meşgul eden, doğduğu kasabayı yeniden imar etmek isteyen hayırsever yurttaşımız Arzu Aydan Hanım'la stüdyoda beraberiz. Arzu Aydan Hanım'ı sizlerin karşısına getirebilmek için çok ısrar ettik. Sonunda bizleri kırmayıp televizyon kameralarının karşısına çıkmayı kabul ettiler. Evet Arzu Hanım, bu kadar büyük bir olayın kahramanı olduğunuz halde İsminizin açıklanmasını, halkımızın sizi tanımasını istemediniz. Bu gizliliğin sebebini açıklayabilir misiniz? Sayın Çetin Koray, aslında basın bu olayı çok büyüttü. Bu kadar büyütecek bir olay değildi bence. Şunu iyice vurgulamak isterim Sayın Çetin Koray. Her şeyi devletten beklememiz yanlış olur kanımca. Bizlere de düşen görevler vardır. Daha doğrusu olmalıdır. Doğduğum kasabama okullar, hastaneler, fabrikalar kuracağım. Bütün servetimi kasabamın yeniden imarına kullanacağım gibi demeçler basınımızın seçkin gazetelerine manşet oldu. Kamuoyunda en çok merak edilen de finansı milyarlarla ölçülemeyecek bu yatırıma sizi iten özel bir neden olup olmadığı. İzleyicilerimizden bize gelen mektuplarda hep bu soru var. İsterseniz birkaç tanesini birlikte okuyalım. Sayın Arzu Aydan Hanım, İlk önce ben de kadın olduğum için sizinle gurur duyuyorum. Bu hayırsever davranışınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Fakat merak ediyorum. Bazı arkadaşlarla iddialaştık. Ben diyorum ki bu olayın ardında büyük bir aşk yatıyor. Sizce mahsuru yoksa açıklar mısınız? Urfalı bayan izleyicimizin dediği gibi bu asil davranışınızın ardında geçmişte yaşanmış büyük bir aşkın yattığı varsayımı doğru mu? Sizce mahsuru yoksa açıklayabilir misiniz? Sayın Çetin Koray, bu olayı isterseniz daha fazla uzatmayalım. Yapmak istediğim şeye bir vatandaşlık görevi diyelim isterseniz. Evet sayın izleyiciler, Arzu Hanım'ı fazla yormayalım. Herkesin vatandaşlık görevlerini Arzu Hanım gibi yerine getirmesini dileyerek bu haftaki programımızı bitiriyoruz. Gelecek hafta tekrar bir başka bir konu bir konuk programında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.
kolay silinen. Neme dayanıklı. Dekorasyon. Sana aşığım biliyor musun? Bu öpüşmek değil benim için. Ant içmek, yemin etmek gibi bir şey. Her şey hazır mı beyler? Her şey hanımefendinin emrettiği gibi ayarlandı efendim. Hanımefendi ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? En kısa zamanda. Geliyor! 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 Arzu Aydan Hanım geliyor! Geliyor! Öğretmenin hanımına telgraf çekmiş! Geliyor! Arzu Aydan Hanım geliyor! Hiç aklım ermedi bu işe. Durup dururken bunca yıl sonra. Öyle bakalım. O parayı faize verse 2 ayda milyar kazanır valla. Anlarız sebebini. Bir çıkarı vardır elbet. O kadar parayı kasabaya getirsin de ne isterse kazansın. Elbet. Nereden bakarsan biz daha karlı çıkacağız. Kasabamız coğrafi ve ekonomik şartlar yüzünden henüz istediğimiz düzeye ne yazık ki varmış değildir arkadaşlar. Fakat Arzu Hanım'ın gerçekten olağanüstü katkısıyla kısa zamanda en zengin, en uygar çizgiye varacaktır. Ön hazırlık komitesi olarak ihtiyaç listemizi hemen tespit etmeliyiz. Önemli olanları ve kolayca yapılacak işleri ayrı ayrı hazırlayalım. Evet, ayrıca Arzu Hanım'ı törenle karşılamak için yardımcım Ömer Bey'in önemli bir teklifi var. Eksik bir şeyler varsa tamamlayın. Şuraya da büyük bir pankart asın. Gerekirse binayı da boyatırız. Masalar, sandalyeler de getirtin. Tören sırasında lazım olacak. Emredersiniz reis bey. Gecem gündüzüm seni beklemekle geçti. Seni Londra'da okuttu baba. Mükemmel yetişmeni istedi. Benimle evlenmene razı olmaz. Olmayacak. 2 yıl önce konuştuk bunları. Mutlaka evleneceğiz. Karşı koyarlarsa gideriz buralardan. Bir devlet işletmesinde ya da özel bir şirkette çalışır, gene de baş eğmem. Bu gece hemen konuşacağım babamla. Üzülme. Sayın kasabalılar, kıymetli hemşehrimizin bugün gelecek olan İstanbul treninde olduğundan hiç şüphemiz yoktur. Bizler de o cömert, o çok değerli hanımın sevgisine ve fedakarlığına anlamlı bir cevap vermek için kendisini istasyonda karşılayacak, sevgiyle bağrımıza basacağız. Bu konuda hepinizden anlayış bekliyorum. Bana yardım edeceğinize eminim. Ben gelmesem mi acaba? Bunca yıl geçti. Olanlar unutuldu. Reşit Bey rahmetli oldu. Ne varmış çekinecek? Nişanı ilk ben durdurmuştum. Ben saldırmıştım ya. Ona bakarsan bizlerin de ortadan kaybolması gerek. Boş ver.
İcap ederse anlatırız Arzu'ya. Bu tezgahı Reşit Bey kurduydu. Bizleri de sana ve annene karşı o kışkırttıydı. Her şey onun emriyle olduydu deriz. Elbette deriz. Hepimiz şahidiz birbirimize. Barış için geliyor. Bir Yezidliğe, hainliğe kalkıştı mı koparırız kafasını. Kafasını? Ne oldu başkan? Nerede sayın misafirimiz? Gelmedi. Herhalde başka bir trenle gelecek. Hangi başka tren? 3 gün tren yok. Alay etti bizimle. Hadi biz neyse. Ama şu çocuklara bak. Bu hareketinin başka bir açıklaması olamaz. Gazetelerde, televizyonda kendi reklamı için bizi, kasabamızı harcadık be. Kahpe analı kahpe. Öyle bir kadın için bu merasime yazık zaten. Kovduk 5 yıl geçti, gene de kurtulamadık. Demiştim, bu işte bir bit yeniği var elbet. Rahmetli Reşit Bey'im her zaman haklıydı. Yarın köyüme dönüyorum, sizlere geçmiş olsun. Gelmedi. Hadi gelin çocuklar, hadi. Gelmeyecek. Yerinde kim olsa gelmezdi. Anlamalıydım. O felaketi yaşayan bir insan elbet dönmezdi buraya. Kahpelikle geçinmiş. Kızını da o haram parayla büyütmüştür. Ben de olsam gelmezdim. Ama neden? Neden bana geleceğini yazdı? Bir aksilik olmuştur. İşi çıkmıştır belki. Ya da son anda vazgeçmiştir. Haber vermeliydi. Bir telgraf çekmeliydi hiç değilse. Öğreniriz elbet. Hadi yemeğini ye, soğuyacak.
Arzu, sen? Merhaba Ayşe'cim. Ahmet geldi, Arzu geldi. Canım. Tanıştırayım, kocam Ahmet. Arkadaşım, her şeyim, dünyada en çok sevdiğim Arzu. Tanıdığıma sevindim gerçekten. Ben de, hoş geldiniz, buyur. Hadi gel. Ben oldum. Geldiğine bir türlü inanamıyorum. Ne kadar çok özlemişim seni. Dur bakayım şöyle. Ne kadar şıksın, ne kadar güzelsin. Allah'ım, tanrıça gibisin. Sen daha güzelsin. Hep öyle candan, şeker çocuk Ayşe'sin. Acıkmış olmalısın, dur sana yemek hazırlayayım. Yol üstü bir restoranda doyurdum karnımı Ayşe'cim, sağ ol. Tüm kasabalı, en başta da belediye başkanı, çok bekledik seni. Davul zurna hazırdı, çocuklar balonlar uçurdu havaya. Görünmemiş bir şenlikti. Sen gelmeyince herkes çok üzüldü. Hele Murat. Müthiş sıcaktı. Son anda göze alamadım tren yolculuğunu. Yolda da aksilikler oldu. Motor su kaynattı, lastik patladı. Gülüyorsun. Bile bile gecikmiş gibisin. Bir hınzırlık var bu işte ama. Şoföre bahçedeki odayı hazırladım. Arzu Hanım da yol yorgunu, dinlenmek ister belki. Ayşe ile konuşacağımız o kadar çok şey var ki. Nasıl olsa buradasın. Bu gece iyice bir dinlen. İyi geceler. İyi geceler. Kasabamdayım nihayet. Bugünü nasıl bekledim. İstediğim gibi dönebilmek için en güzel yıllarımı nasıl harcadım bilemezsin. Neden geldin anlayamıyorum. Her neyse, eksik bir şey varsa seslenirsin, koşarım. İyi geceler Ayşe, her şey için teşekkür ederim. İyi geceler. Yuh olsun hepinize. Az önce çarşıdan geçti. Özel otomobille. Kimden mi bahsediyorum? Arzu'dan elbet. Geldi.
Gelmiş Sayın Başkan. Biliyorum. Ziyaret etmek istedim. Hoş geldin. Bu öpüşmek değil benim için. Ant içmek, yemin etmek gibi bir şey. Aradan yıllar geçmemiş sanki. Evet, İngiltere'den dönmüşsün. Seni istasyonda bekler gibiyim. Unutmadın demek. Hiç, hiçbir şey unutmadım. Konuşamıyorum, bağışla. Toplanabilir miyiz hemen? Bir çay içelim ikimiz. Konuşalım önce. Fabrikaları satın almam için bütün ağırlığını kullanacaksın. O eski binaları, köhnemiş, aşınmış makinaları yok edip yepyeni fabrikalar kuracağız. Yüzlerce kişiye iş imkanı yaratacağız. Fevzi'nin fırını da yeterli değil, ekmek fabrikası gerekli artık. En önemlisi hastane ve okul. Bu kasabaya nedir bu bağlılığın? Nefret etmen gerekirken bu tutkunun sebebi nedir? Seni hiç unutmadım. Ne yapacaksam senin için yapacağım. Seni hala seviyorum. Ayrıldığımız geceden bu yana duygularım hiç değişmedi. O akşam nasıl şaşkındım bilemezsin. Bir kabusun içinde... Hiç açma. Ben çoktan unuttum. Sen de unut. Bir mucize bu. Sen gene benimsin. Affedersiniz. Fabrikatör Samim Bey. Buyur Samim amca. Şeref verdiniz hanımefendi. Merhaba. Tekliflerinize göre pratikte çözümü kolay bir rapor hazırladım. Önce Sayın Başkan okusun, onaylasın, daha sonra görüşürüz. Nereye? Eski evimi göreceğim. Ne güzel, ne müthiş kadın. Gerçekten öyle. Birbirinize hala aşıksınız değil mi? Nasıl ayrıldın? Nasıl bıraktın bu güzelliği? Nasıl kükremedin babana? Sen de mi biliyorsun Samim amca? Günlerce o dehşetli olayın konuşulduğunu hala hatırlarım. Yolu Reşit domuzu razı olmaz. Boş yere ümitlenme. Oğluna varlıklı soylu bir gelin alacaktır. Göreceksin. Seni üzmek istemem.
canımın çiçeği, tek evladımsın. Lakin gerçeğe boyun eğeceksin. Reşit Bey beni hiç istemez. Senin kızın olduğum için istemez. Her şeyi biliyorum anne. Yıllar önce onu bu evden nasıl kovduğunu da biliyorum. Yalvarıyorum Zehra, benim ol. Hayır, çık git evimden. Benim olacaksın, sana tutkunum, aşığım. Kara sevdalıyım, iste benden emret, dile dilediğini. Sen sayılan, sevilen bir insansın. Reşit Bey'sin, yakışmıyor. Senden ötesi umurumda değil. Dul, erkeksiz bir kadınsın. Oynama bana, gel bana. Yeminim var, elime hiçbir erkek eli değmeyecek. Evladımı namusumla büyüteceğim. Budala yoksul sersem, seni paraya boğarım, ihya ederim. Kaç yıldır gözüm var, sen de biliyorsun. Sana ölüyorum. Ölüyorum Zehra, gel. Canım benim. Bırak diyorum. Yapma. Gel buraya. Gel. Gel dedim sana. Ölüyorum dedim, anlasana. Gel buraya. Gel. Defol evimden. Defol. Defol. Pekala. Defol derim sana. Pekala. Sana kan kusturacağım bir gün. Bunu unutma. Öyle, öyle acılar çektireceğim ki yaşadığına pişman olacaksın. Bugünü unutma. Hiç unutma. Hoş geldin Arzu kızım. Sağ olun Hatice abla, nasılsınız? Sizden sonra biz taşındık buraya. Rahmetli anneciğine de çok üzüldük kızım. İyi günler hanımefendi. Saygılar hanımefendi. Hemen toplantı isteyin. Fabrikalara alın önce. Kamyon ve kamyonetleri, fırını, çarşıdaki mağazaları. Önce Fuat ve Necip'in mağazalarını. Konuştuk, anlaştık. Onlar söyledi burada olduğunuzu. Fabrika işçilerinin tazminatlarını hemen ödeyin. Başüstüne. Bu işte bitti. Artık bir acı kahvemizi içelim. Buyurun. Anahtarlara buyurun. Hayrını görün. Siz de. Sağ olun. Seninle bu çarşıda yürümek en büyük hayalimdi. Daha nice hayallerimiz gerçekleşecek. Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir kahvemizi içmez miydiniz? İçerim. Buyurun, buyurun. Sağ ol. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ ol Fuat amca. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Avukat beyler dediler ki bizim mülklere de talipmişsiniz. Evet. Konuşup anlaşın. Şimdi hemen. Başüstüne. Ne istiyorsanız pazarlık edilmeyecek. Yalnız yarısını peşine alacaksınız. Yarısını da yeni çarşı inşaatı başladı. Bizce münasiptir. Nakliyeci Necdet Bey. Bu vasıtaların hepsini mi istiyorsunuz? Hepsini. Peşin parayla mı? Üçe böleceğiz. Şimdi, inşaatların başladığı gün ve 3 ay sonra. Tamamdır. Buyurun benim mağazaya gidelim, anlaşmayı bitirelim. Kahvelerini içmediler ki. Olmazsa bizim dükkanda içeriz avukat beylerle. Peki. Dursun, bizim kahveleri yolla. Yani size karşı da çok mahcubuz. Anneniz için de çok üzüldük sonra da.
Olan olmuş. En iyisi kadere razı olmak, unutmak. Biz de kalkalım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle reis bey. Delice sevmişim meğer. Yıllardır kendimi suçladım. O ümitsizliğim içinde bile yapayalnız yaşadım. Evlenmedim. Alkış mı bekliyorsun benden? Duygularımı öğrenmeni istiyorum. Karşında bulunca konuşmak ne kolay değil. Neredeydin şimdiye kadar? Peşinden gelemeyecek kadar perişandım. Seni nerede bulacağımı da bilmiyordum. İstersen konuşmayalım. Konuştukça daha suçlu hissedeceksin kendini. Hayır. Benim gibi pek çok erkek var, baba parasıyla büyümüş, baba sözünden çıkamamış. Düşün, bana hak vereceksin. Düşünüyorum. Gene buradaydık. Bu öpüşmek değil benim için. Ant içmek, yemin etmek gibi bir şey. Bizi ölüm ayırır demiştim. Hiçbir güç ayıramadı işte. Benim aşkım, benim yangınım, benim yüreğim kavuşturdu bizi. Yeter. Suçlama artık. Öyleyse konuşma. Bana sar. Beni öp. Kaç haftadır iş yerlerimiz kapalı beyim. İnşaatlar da başlamıyor. Ne binaları yıktılar, ne de kum çakıl harç çektiler. İşsiz kaldık reis bey. Peki, tazminatlarınızı almadınız mı? Hazır para çabuk bitiyor beyim. Kar gibi eridi, ne elde kaldı ne avuçta. Bugünlerde müjde vereceğim sizlere, merak etmeyin. Gönlünüz rahat olsun. Sağ olun beyim. Sağ ol. Ne oluyor kuzum müdür bey? El elde, baş başta oturuyoruz. Nerede inşaatlar? Bilmiyorum. Bilsen iyi olacak. Paramızın ikinci taksidini, sonra da tamamını almamız için işlerin başlaması, temellerin atılması gerek. Anlaşmaya ödeme tarihlerini koydunuz mu? Hayır, aklımıza bile gelmedi. Aa, konuşmamız gerekiyor başkan. Bulursan konuşursun. Başkan işi gücü serdi, aşk peşinde. Evlenelim artık. Neyi bekliyoruz? Konak bahçesinde yapalım düğünümüzü. Şenlikler 5 yıl önce kaldığı yerden başlasın. Peki. Ama önce işleri başlatmalıyız. Kasabaya karşı sorumlusun. Verdiğimiz sözü tutmalıyız önce. Ne yapmamı istiyorsun?
İstanbul'a gidip fabrikalar için gerekli makineleri getirmelisin. Hayır, önce evlenmeliyiz. Ben her zaman seninim. Bunca yıl bekledik. Birkaç gün neyi değiştirir? Nasıl istersen öyle olsun. Merhabalar. Merhaba başkan, merhaba da bu bizim işler ne oluyor? Bir iki hafta içinde başlayacağız. Yuvarlak laf bunlar. Bak başkan, kat'i tarih isteriz. Senin derdin başka, bizim mallar ne olacak? Tatsız laf bunlar, bana güveniniz yok mu? Haşa, lakin başın dumanlı biraz. Git konuş Arzu'yla, kesin bir tarih bildirsin bize. Konuştuk, bu işler için Arzu düğünümüzü bile erteledi. Varımız yoğumuz, tüm mülkümüz söz konusu. Bize derhal cevap versin. Düğünü ister yaparsınız, ister yapmazsınız. Ortaokulun inşaatı ne zaman başlayacak? Sağlık evi için ne düşünüyorsunuz? İki inşaat da hemen başlayacak. Gerekli bütçeyi sizlere veriyorum. Okul ve sağlık işleri sizin sorumluluğunuzda yürüyecek. Beylere çeklerini verin. Emredersiniz. Karşılığı bankaya yatırılmıştır. Teşekkürler hanımefendi. Güle güle. Saygılar. Güle güle. Haklıymışsın. Fevzi amca ile diğerleri de yolumu kestiler. Laf anlatamadım. Kaybedecek vakit yok. Bu akşamki trenle gideceksin. Evet. Gitmeliyim. Valizini al, hemen gel. Ben de sana vereceğim çekleri, vekaletnameleri hazırlayayım. Olamaz. Murat bu kalleşliği yapmaz. Ne yazık ki yapıyor. Kaçıyor bu gece. Yapmaz dedim. Gözü toktur. İhtiyacı da yok zaten. Milyonlarca liralık çek. Ve Arzu Hanım'dan aldığı vekaletler de yanında. Gizlice götürüyor. Bir daha gelmeyecek. Vay namussuz vay. Vay dönek vay. Gösteririm ulan ben sana. Vay alçak vay. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Murat kaçıyor paralarla. Şey bunun içinde. Hadi git artık. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Seni seviyorum. Ben de. Allah'a ısmarladık. Güle güle.
Hayrola? İn hele. İn de konuşalım. Bavulunu, çantanı da ver. Üstünü arayacağız. Ahlaksız köpek, kitapsız. Yoksulun öksüzün parasını yiyen adi köpek. Yavaş olun be. Ne demek bu? Ben belediye başkanıyım. Doğru konuşun. Sen hırsızın, üç kağıtçının tekisin. Şimdi de kaçacaksın aklın sıra. İn aşağı. Nereye reis bey? İstanbul'a mı? Evet Osman amca, trenle. Bizlerle konuşup vedalaşmadan böyle apar topar kaçmak nereden icap etti? Hem de 100 milyonlarca lirayla ha? Niçin kaçayım? Sizlere söz verdiğim gibi işleri başlatmak, gerekli malzemeleri, mühendisleri getirmek için... Hırs lan hırs! Çocuk mu kandırıyorsun lan? Metresin olacak o kadın da peşinden gelecek. 3-5 gün sonra ver elini Londra, Paris, yok bilmem neresi. Baktın ki boş lafları yutmadık. Sıkıyı görünce paramızı gasp edip tüyecektin. Yağma mı var? Kim uyduruyor bunları? Hangi yılan? Neden yapayım bu alçaklığı? Fevzi amca, bari sen dinle beni ha. Elini köpeğe. İndirin köpeği! Vurun! Thank you.
bana da yapmıştı. Anamı öldürdünüz. Pus size! Ne kadar aşağılık, ne kadar iğrenç insanlarsınız. Ne suçu vardı Murad'ın? Ne yaptı sizi? Sizler için hastaneler, okullar yapacaktı. Sizler için gidiyordu İstanbul'a. Bu kadarını tahmin etmemiştim.